Davat bilan bo'ladi. Ya'ni risolat. Bir xalq qachon tirik bo'ladi? Qachonki ularda boshqalari chaqiradigan bir chaqirig'i bo'lsa. Boshqalari da'vat qiladigan, yetkazadigan bir da'vati bo'lsa, shunda bu xalq tirik bo'ladi. Risolati, ya'ni chaqirig'i bo'lmagan bir xalq, da'vati boshqalari chaqiradigan bir narsasi bo'lmagan xalq, uni hayoti sun'iy bir hayot bo'ladi. Haqiqiy tirik bo'lmaydi. Va bu o'zini borligini davom ettirish uchun sun'iy tadbirlarga muhtoj bo'ladi. Xuddiki u daraxtdan uzilib ketgan bir bargga o'xshaydi. Qancha sug'ormasangiz ham baribir suv unga yetib kelmaydi, uni foydasi bo'lmaydi. Chunki xalqni harakatga solib turadigan, uni yangilab turadigan, uni tirik ushlab turadigan narsa mana shu xalqni bir g'oyasi bo'ladi. Va boshqalari o'sha g'oyaga chaqiradi. Chaqirig'i da'vati bo'ladi. Mana shu narsa tirik ushlab turadi. Va u narsa bo'lmasa, bu xalq xuddi bir falaj odamga o'xshab qoladiki, ya'ni bir insonni yuragi ishlamaydi, nafas olishi ishlamaydi. U keyin sun'iy yo'llar bilan uni apparatlar bilan ushlab turiladi. Ya'ni yurak urishi ham maxsus uskunalar bilan, nafas olishi ham maxsus elektronik jihozlar bilan, xuddi bannisalarda ko'rasiz, o'sha apparatlar bilan tirik ushlab turiladi. Aynan da'vati bo'lmagan, chaqirig'i bo'lmagan xalq ham o'xshaydi. U uni tirikligi nihoyatda sun'iy yo'llar bilan bo'ladi. Alloh taolo mana shu ummatni bir xos da'vat bilan sharaflantirdi, bir risolat berdiki, mana shu da'vat bilan qiyomatgacha qoladi bu ummat. Alloh taolo bu ummatni abadiyligini aytgan qiyomatgacha. Ko'p hadislar bor. La tazalu toifatun min ummati zohirina alal haqq. Ya'ni ummatimdan bir guruh haqqi ustida zohir bo'ladi qiyomatgacha degan. O'tgan galgi darslarda ko'rindiki, nima uchun Alloh taolo bu ummatni yuborganligi, bu Allohga bandalik qilish, yolg'iz Allohga bandalik qilish. Agar mana shu vazifasini bajarmasa, ya'ni o'zi bandalik qilish va boshqalarni ham maxluqlarga bandalik qilishdan chiqarib, yolg'iz Allohga banda bo'lishga undash, shunga chaqirish. Mana shu vazifasini qilmasa, bu ummatni mavjud bo'lishiga biron sabab qolmaydi. Bu ummat ya'ni yo'qlikka mahkum bo'ladi. Modomiki bu ummat o'zini risolati bilan, da'vati bilan mashg'ul bo'lsa, uni modda ham mag'lub qila olmaydi. U moddaga bo'ysunib qolmaydi. Yoki zamonning hukmiga bo'ysunib zamondagi turli yo'nalishlar bilan yo'nalib ketmaydi. Biron narsa uni boshqara olmaydi. Albatta, so'nggi asrlarda bu ummat boshqa xalqlardan ko'p sohada orqada qolib ketdi. Xususan moddiy sohalarda, moddiy ba'zi ilmlarda, dunyoviy ilmlarda bo'lsin va kuchi sabablarida bo'lsin, masalan, texnologiya va harbiy asbob-uskunalar. Mana shu sohalarda islom ummati juda ham orqada qolib ketdi. Va ular bilan agar musobaqalashadigan bo'lsa, bunga nihoyatda ko'p vaqt kerak bo'ladi. G'arb bilan musulmon ummatni oxirgi yillardagi, oxirgi asrdagi musobaqasi go'yoki bu quyon bilan tashbaqaning musobaqasiga o'xshab qoldi. U ham bo'lsa aynan u hikoyada keltirilgan quyon bilan tashbaqa emas. Bu hikoyada quyon uxlab yotardi, o'zining tezligiga ishonib. Bu hikoyada bo'lsa, ya'ni voqelikda quyon o'zi ham yengil, ham tez, ham uyg'oq yugurib ketyapti oldinga. Ya'ni bu boshqa xalqlar, Yevropa, Amerika xalqlar. Musulmonlarning oxirgi asrlardagi holati xuddi tashbaqaga o'xshab qolganki, o'zi og'ir, harakati ham sekin, lekin shunga qarab harakatlanish o'rniga ham uxlab yotibdi. Islomiy xalqlarni qolib ketganligi bir necha asr orqada qolib ketdi. Agar hozir mana shu moddiy jihatlama ular bilan raqobat qilmoqchi bo'lsa, moddiy jihatlama ular bilan kurashmoqchi bo'lsa, bunga bir necha asrlar kerak bo'ladi yetib olish. Chunki agar faqat moddaga cheklanadigan bo'lsangiz, kurash faqat moddiy narsa, vositalar bilan bo'ladigan bo'lsa, moddani do'sti bo'lmaydi. Qurol shunaqa narsaki, kimni qo'lida bo'lsa, o'shani do'sti bo'ladi. Qurolda vafo bo'lmaydi. U kimni qo'lida bo'lsa, o'shanga xizmat qiladi.
Ve o hak bilen batılını hem ajratmaydı. Kimde güç olsa, o şer galip olurdu. Yani fakat maddi cihattan karagende, iki taraf da ruhiyet bulmagan, fakat madde bilen madde kuraşgende, hemimiz bilemez, küçülü rahat taraf daim galip olur. Lekin zayıf tamamını küçülü kıladigen narsanı mı? Bu ruh. Yani o şey narsanın ruhu, bu davet bilen risalet. İnsanların bir narsaga çakırış, gaye buluş. Şu narsaga yakin kılış. Yani daveti bugün ümmet küçülü ilaşır. Çünkü gaye buladı bu narsa. Şunun için yaşaydı, şunun için kuraşadı ve şunun yolu da halak buladı. Bu kem maddi küçü, köp küçüge aynantır var. Ve maddegi galip buladı. Ve sebeplerge hem galip buladı. Ve şu sebeple nusret gelir. Davat ve risalet insanda bosa ve şunge insanda yakin bosa, şunu yolu da insan hemen arsa kılıçge tayyar bosa, bu ümmette daveti hemen malum ki tevhid. Yalnız Allah ki ibadet kılıç. Bana şu gaye, en âli gaye. Tevhiddi yeryüzüge bütün insanlarga yetkiziş ve şunu ornatış. Fakat yetkiziş emmez, bunu hem düşünüş gerek. Fakat yetkizişle düşünen bazılar, bu ona kalmaz. Yani İslam ümmeti, fakat yetkiziş bile, haklısın kabul kıyı, haklısın kabul kıyı mıydı, öz haline teşebbü koymayın. Ya kabul kıyı miydi, ya kabul kıyı mıydı, yani üçte ihtiyar veren. Hadislerge muvafık, ya İslam'ı kabul kılasan, ya bu mesela cizyet olaysan. Yani cizyet ola, o şehirge İslam nizamı ornatılar. İslam'a mecburen kiritilmiydi. Çünkü mecburlengen imanla itibarı yok. Buna kıymeti yok Allah'ın nazdı. Mecburlengen imanla kıymeti bu. Şunun için Müslüman bu ilişki mecburlenmiydi. Lekin cizye tolagen halde ve İslam nizamı örnetilgen halde yaşayışa ruhsat verdi. Ya ki eğer bunu hem kömmesin, üçüncüsü küreş, ceng olay. Dip, bana şu üçte ihtiyar var. Demek bana şu davet ve risalet ve şu narsaga yakin bo'lsa, bu ko'p g'ayri-oddiy işler sodir bo'ladi, mo'jizalar, karomatlar sodir bo'ladi. Ve bu narsani İslam tarixida iki marta tajriba qilingan. Birinchisi sahobalar mana shu da'vatni olganlaridan keyin risolatni, tavhid g'oyasini ular Arab yarim orolidan chiqishdi. Mana shu risolatni ko'targan holida ular tushundiki hayotdan maqsad mana shu ekan. Hayotdan maqsad tirikchilik emas ekan. Hayotdan maqsad bir joyga o'rnashib olib, tirikchilik qilib, hayotni gashtini surishmas ekan. Inson buning uchun yaratilmagan ekan. Chunki hayvonda ham bu narsa bor. U ham yeb ichadi, u ham ko'payadi. U ham unda ham aynan shu aloqalar bor. Lekin ular tushundiki, insonning farqi insonda bir g'oya bo'ladi, oliy g'oya. Ve şunun için o hareket kıladı. O yüzden vaktini, hareketlerini, malını, canını bana şu yolda sarf verdi. Bana şunun için insan yaratıldı. Şunu düşüngen için sahabaların ekseri çıkıp gitti. Arab yarım oralda bana şu gayeni götürgen halimde çıkıştı. Onlar da aldı da o şefeyde iki de katta güç var idi. Rum İmperiyası bile, ikincisi Fars İmperiyası. Bütün şart ligi olam, dünyanın yarımı Fars'ga bo'ysinardi. Dünyanın g'arbiy tomoni bo'lsa Rum'ga bo'ysinardi. Bu ikkita o'sha davrdagi imperiya. Hozirgi kunda xuddi Amerika bilan Rossiyaga o'xshagan. Sahobalar o'sha paytda da'vatni olib chiqishganda ular holati qanaqa edi? Ularni iqtisodiy, moddiy jihatdan holatlari dag'al o'sha davrda yaxshi hisoblanmagan va eng arzon bo'ladigan liboslar edi ustilarda. Qalin. Chunki qancha yuqqa bo'lsa, shuncha qimmatbaho yaxshi hisoblanadi. Ularniki jundan bo'lgan, o'sha tuyalar, qo'ylari junidan yasalgan qalin matolar edi. Kiyadigan liboslar va yamoqlarga to'la edi. Hatto Umar radhiyallohu anhu aytishdiki, Oyisha onamiz aytdi va boshqa sahobalar ham xalifa bo'lgan paytda kiyadigan kiyimida 10 tadan ham ko'p
yamoqlari bor. Ya'ni yaxshiroq kiyinmaysizmi deganda Umar radhiyallohu anhu aytdiki, "Meni ikki do'stim bor edi. Ular maqsadiga yetib oldi" dedi. Payg'ambarimizni Abu Bakr aytdi. Ya'ni agar men ham shularni yurgan yo'lidan yurmasam, men ularga yeta olmayman. Ular bo'lsa zuhd bilan yashashgan. Zohidlik, ya'ni qalbdan dunyo muhabbatini chiqarish. Dunyo matohiga qiziqmaslik. Va dunyo matohlarini insonga g'olib bo'lmasligi. Haqiqiy zuhd insonni uyidan molni chiqarib tashlash emas, cho'ntagidan molni chiqarib tashlash emas. Uni turaversa zarar yo'q. Haqiqiy zuhd shuki, sizni molingizni sizga g'olib bo'lmasligi. Uni muhabbati sizga g'olib bo'lsa, mana shu bu zuhd teskarisi, bu dunyo sevgisi. Bu dunyoga nimalar kiradi? Faqat mol emas. Bola chaqa, oila, tijorat, mansab, riyokorlik shunga o'xshagan narsalar. Mansab ham garchi ko'rinadigan bir mol bo'lmasa ham, lekin bu narsa ham dunyo hisoblanadi. Mansab bu dunyoni bir bo'lagi. Mana shu mansab ham insonga g'olib bo'lib qolishi mumkin. G'olib bo'lgandan keyin inson shuning uchun harakat qiladi. Va shunga o'xshash narsalar, bular dunyodan hammasi. Shu narsa insonga g'olib bo'lmasligi kerak. Umarni mansabi bor edi, Abu Bakr mansabi bor edi, sahobalarda bor. Lekin bu mansab ularga g'olib emas edi. Ular mansabga g'olib edi. Xohlagan paytda mansabni tashlab ketadi. Chunki ular maqsadi islom edi. Qolgan hamma narsa vosita. Dunyo ham vosita, oila ham vosita, bola chaqa ham vosita. Yeyish, ichish, bu narsalar mansab, obro, e'tibor, shuhrat, bular hammasi vosita. Bular agar Allohning rizosiga bizga olib kelsa, agar dinga foyda keltirishga bir sababchi bo'lsa, unda foydali. Bo'lmasa undan voz kechiladi. Tarixda ikki marta mana shu ruhiyatni moddaga g'olib bo'lish ko'ringan. Ya'ni juda ham katta misollari hammamiz biladigan, birinchisi sahobalarimiz. Ular islom da'vosini ko'tarib chiqayotganlarida vatanlaridan ularning moddiy jihatlari juda zaif edi. Ya'ni kiyadigan liboslari, hattoki o'sha imperiyalar ularning ustidan liboslarini ko'rib kulishardi, oyoq kiyimlarini ko'rib kulishardi. Dag'al sifatsiz matolardan liboslar ustilarida, yamoqlarga to'la bo'ldi. Va bir yaxshi bo'lmagan kavushlar oyoqlarida, oyoq kiyimlari ham o'ta sifatsiz, yaxshi emas edi. Hattoki ba'zi janglarda ular oyoqlariga latta o'rashga majbur bo'ldi. Oyoqlari nihoyatda yaralanib ketdi o'sha ba'zi g'azotlarida. Oyoqlariga latta o'rab yurishgandi. Mana shunaqa holatlar ham bo'ldi. Qilichlarini, g'iloflari eskirib ketgan. Otlari unaqa baland, zotli otlar emas edi, ya'ni pastroq otlar edi. Arab otlari g'arbdagilar, rumliklar kurashardi. Ularda otlari juda ham past edi. Mana shunaqa holatda ular chiqib ketdi. Ya'ni moddiy jihati, hozirgi til bilan aytganda texnologik jihati nihoyatda zaif edi. Lekin ularda qaysi kuch bor edi? Ularda ma'naviy kuch bor ediki, da'vat, tavhid, risolat, mana shu narsalar bor edi va shularga yaqin bor edi. Va shu da'vat uchun ular jonini berishga tayyor edi. Hamma narsasini berishga tayyor. Shuning uchun ularning fathi nihoyatda tez bo'ldi. Islom juda ham tez muddat ichida butun dunyoni aksar joyiga tarqaldi. Andalusdan tortib sharqda Sindgacha, Hindiston va janubda Afrikagacha tarqaldi. Nihoyatda qisqa vaqt ichida. Biron bir imperiya bunaqa qisqa vaqt ichida bunaqa keng tarqalmagan. Demak, bularni g'olib qilgan narsa da'vatlari bo'ldi. Risola g'olib bo'ldi. Rum xalqlariga, Fors xalqlariga. Bu xalqlar bo'lsa nimadan iborat edi? Chirigan xuddi Qur'onda keladi, ka'annahum xushubun musannada. Xuddi bir devorga suyab qo'yilgan chirigan bir taxtalarga o'xshar.
Çünkü içinde ularda bir davet çakırığı yok. Ular fakat şu hayatta maddi lezzetleriyle gark bo'lgan bir halklar idi. Buran bir manevi cihati yok idi. Başkalarına bir edigen narsası yok idi. İnsanları çakırı aladigen bir oliy maksadları yok idi. Şunun için nihayette tez bunlar galip oldu. Mana şu yerde ruh birinci madde maddeye galip oldu. Mana zahirge galip oldu. İkinci misali bu Moğol Tatarlarla hücumu payti oldu. Malum ki Moğol Tatarlar İslam alemini ekser joylarını bunlar basıp alıştı. Nihayette katta kırgın baratlar karıştı. Ve Müslümanlar mağlup bulur geniden nihayette mayus baba geni, namid baba geniydi. Hatta şünçelik onları kalbi giyen o şey mağlubiyet oturup geniydi ki bir makal çıkanıydı ki eğer Moğol Tatarlar mağlup buldu deyip içsin, işanmayın degen makalları var. Yani bunlar mağlup buluşu mümkün mü? Deyip işanıp geniydi köpçülük. Lekin bunlar kütülmegen joydan galebe geldi. Davet özünün işini becerdi. Yani Müslümanlı halklar ki galip bugün düşman davetti aldı da travma. İslam'ı kabul kılıştı başlar. Kütülmegen joydan nusret. Şu Moğol Tatarlar İslam'ı kabul kılıştı başlar. Altın Ordu ve başkalar hani o şefetti İslam'ı ilaşık etti. Bitti han, Moğol hanlardan bittesin İslam'ı kabul kılgeneden ki nihayette tezleşik etti. Moğollar İslam'ı kabul kılıştı. Ve İslam ümmetine koşulup gitti bunu. Şu bilen ikinci mertte ruhlu maddeye galip oluşu bu. Hazıram, bana şu davet aynı işçi kılışımızda. Davet ve yakin. Şu nersege iman. Bu sır aynı mucizelerde şu günümüzde hem görsetişimizde. Sahabeler çıkışken de ayetişerdi ki Rüstem'le olduğu bar gene de Ribay ibn Amir aytgan gap, hammamiz bilamiz. Aytdiki, Alloh taolo bizni yubor dedi. Ya'ni ular o'zini Alloh yubordi deb e'tiqod qilishadi. Biz Alloh yuborgan xalqmiz. Chunki oyatda ham keladi, kuntum xoyro ummatin ukhrijat linnas. Shu yerda ukhrijat so'zi ishlatilyapti. Ya'ni xorojadan sizlar insonlar uchun chiqarilgan eng xayrli ummatsizlar. Ya'ni bu yerda chiqarilgan deyapti. Xos bir maqsad bilan chiqarilgan ummat bu. O'zi-o'zidan bir o'sib chiqqan haligi yovvoyi bir o'simlik emasmi? Balki maqsad uchun chiqarilgan bir ummat. Va ular sahobalar aytishardiki, bandalar bandalikka ibodat qilishda yolg'iz Allohga ibodatga chiqarish uchun bizni Alloh taolo yubordi deyishadi. Va dunyoni torligidan uni kengligiga ve dinlerde zulmeden İslam'a adaletine çıkartışımızı yuvarlayalımız için. Ve hakikaten onlar şu vazifeni becerip geçti. Mesela Şam'da Şam'ı fethi kılıp Şam'ı Rum'ı kolu dedi. Mükemmel Nasrani müşrikleriydi. Bunları İsa Aleyhisselam'a ibadet kılıçtan, onları rahiblerine, alimlerine ibadet kılıçtan çıkarıp yalnız Allah'a ibadet kılıçta çıkarıştı. Yani muvahhid kılıçtı şunlar. Ve Hindistan'ı fethi kılıp sigirge ibadet kılıçtan çıkarıp yalnız Allah'a bende kılıçtı. Orta Asya tarafları, Türkistan, Turan zeminini Akbori'ye ibadet kılıçtan çıkarıp yalnız Allah'a bende kılıçtı. Ular gelişinden aldı hemen cöyde bir efsanevi hurafat etkadlar var. Ular şu nerseden çıkardı insanlar. Hazırım uzoq vaqtdan buyon olam mana shunaqa bir risolatni kutyapti. Olam yana o'sha salaflar qilgandagi, yuborilgandagi bir insonlar chiqib ularni qutqarishini kutyapti. Insonlarni moddaga ibodat qilishdan, ularni moddiy shahvatlarga, lazzatlarga ibodat qilishdan chiqarib, yolg'iz Allohga banda qiladigan bir ummatni kutishyapti. Dünyanın torligidan, yani dünyada musobaqalashib, moddada inson bir-biridan o'zishga harakat qilib, mana shu musobaqani ichida. Mana shu torlikdan insonlarni zuhd va qanoatga, zuhd va qanoatning kengligiga chiqaradigan ummatga tushyapti.
va qalbi xotirjamligi, ruhi oromiga chiqaradigan bir ummat kutishyapti. Chunki inson moddaning ichida bo'lsa, bu nihoyatda qattiq torlik. Buni musulmon odam garchi yaxshi sezmaydi, buni g'arbda yaxshi tushunadi. G'arbdagi insonlar bilan gaplashsangiz yoki ularning kitoblarini o'qisangiz, yozilgan faylasuflari, yozuvchilari yozayotgan kitoblar g'arbni ruhiyatini yozib berishadi. Ya'ni u yerdagi insonlar holatini, insonlar ma'naviy jihatdan nihoyatda qattiq qiynalgan holat. Shuning uchun ham hozir o'sha psixologik, ruhiy kasalliklar nihoyatda ko'payib ketdi. Ya'ni yarimidan ko'pi ruhiy kasal. G'arbdagi odamlarning yarimidan ko'pi doktorlarga qatmaydi, psixiatrlarga boradi. O'sha siqilishlarini, stress kasalliklari, istirob, siqilish mana shu butun g'arbni hammasidir. Ya'ni dunyoni torligi bu. Dunyoni torligidan chiqarish degani. Chunki inson moddaga berilgandan keyin moddani yig'ishga, modda uchun yashaydi, modda uchun siqiladi. Bu dunyoni torligi. Va shundan zuhd va qanoatni kengligiga chiqarish. Zohid bo'lgan inson, qalbida dunyo muhabbati bo'lmagan inson bu eng orom topadigan bir inson. Qalbi xotirjam bo'ladi. Shuning uchun musulmon davlatlari ko'pini ko'rsangiz, masalan, Misrga o'xshagan yoki bundan boshqa Afrikadagi ba'zi musulmon davlatlar yoki Afg'oniston, Pokistonga o'xshagan iqtisodiy sharoiti nihoyatda og'ir holda bo'lmasin. Odamlari qishda ham yengil o'sha tapichkalarda yurib, bitta aravada bir narsa sotib, ertayu kech sotib yashaydi, o'sha aravada uxlaydi kechqurun. Kunduz kuni shu aravaga bir narsa arzonroq meva olib, kuni bilan sotib yuradi. Kechqurun shu aravani ustida uxlab qoladi. Shundan baxtli inson yo'q, doim yuzida tabassum. Mana shu Misr aholisi bo'lsa, Afg'oniston, Pokiston aholisi. Chunki xotirjam bilan 5 vaqt namozini o'qiydi, musulmon vazifalarini bajaradi. Ular xotirjam. Chunki biladiki dunyo o'tkinchi. Lekin g'arbda mukammal moddaning ichida bo'lgan odamlar, nima orzu qilsa hamma narsa muhayyo bo'lgan odamlar, ular hech xotirjamlik topa olmaydi. Mana shu dunyoni torligi. Dunyoni torligidan kengligiga chiqarishadi sahobalar. Shuning uchun ham moddiy jihatlama eng rivojlangan davlatlarda o'zini o'zi o'ldirish eng ko'p. Statistik ma'lumotlar o'sha Yevropadagi Shvetsiya bo'lsa, Norvegiya, shunga o'xshagan davlatlar o'zini o'zi o'ldirish nihoyatda ko'p. Chunki insonlar xotirjam emas. Va siyosat va ijtimoiy nizomlarni zulmidan islomni adliga chiqardi. Dinlarni zulmidan islomni adliga chiqarishadi sahobalar. Hozir ham shunga ehtiyoj bor. Chunki hozir butun olam siyosiy, ijtimoiy nizomlarni zulmida. Insonlar nizom shunaqa o'rnatilganki, sistema ertalabdan kechgacha ishlashingiz kerak. Va sizni ishlaydigan mablag'ingizni aksar foizini soliqlar yo'li bilan va boshqa har xil yo'llar bilan olib qo'yishadi. Va sizni natijada ishlagan narsangiz faqat o'sha yeb ichishingizga yetadi. Insonlar temir qafasda. G'arb mutafakkirlari hozir aytishadi, buni temir qafas deyishadi. Zohiran ko'rinmaydi, inson ozodga o'xshaydi. Lekin sistema shuna qilib tashlanganki, masalan, g'arbda qarzdor bo'lmagan odam yo'q. Har bir kishi qarz, sistemadan qarz. Chunki hamma narsa taqsit yo'li bilan, boshqa narsalar bilan siz uy olsangiz ham, mashina olsangiz ham, hamma narsa qarzga. Buni asta-sekinlik bilan umr davomida to'lashadi. Shuning uchun agar ishdan haydalish imkoni bo'lib qolsa, yuragi kasal bo'lib qoladi. Chunki ishlab turgan joyidan agar haydalsa, uni bo'ynida shuncha ko'p qarz borki, shularni to'la olmay qoladi. To'la olmagandan keyin uyini qaytarib olib qo'yadi korporatsiya. Yoki mashinasini qaytarib olib qo'yadi, ko'chada qolib ketadi. Mana shu zulm, boshqa dinlarni zulmidan islomni adliga chiqarish. Islomda soliq yo'q. Musulmonlarga soliq solinmaydi. Faqat boylarga zakot bor. Bu ham nisobi yetgan odamlarga zakot. Oddiy xalqqa soliq solinmaydi. Nihoyatda qattiq zarurat paytidagina ruxsat beriladi.
Ve bunun vakiyası var. Mesela İzz ibn Abdüssalam Şafii ulemalardan, katta olanlardan bir tanesi. Şunu devrede sultan yani taşkarıdan düşman bastırıp gelirken bunlar kafirler. Şunda sultan aytardı ki elbette ulemalardan fatva olmasından özü kılamaydı. Çünkü halk ulemalarına ergeşerdi. Mecbur İzz ibn Abdüssalam bir aytardı ki sen bir fatva çıkar, halk bizge yıksın, halka sağlık sağlansın. Halk hemmesi bir sağlık versin, biz kurallarıyla düşmanına karşı güreş edelim. Şimdi İzz ibn Abdüssalam aytardı ki bu zaruret halette caiz buladigenlerse sen birinci artıkça saraylarını satken, çorularını satken, kullarını satken, artıkça uyundaki bütün debdebe, haşamet narsalarını satken. Ana şundan ki eğer yetmese deyin, şundan ki mi fatva çıkaramaz. Ondan ki satadı, yetedi bir şeydir. İslam leşkerlerini kurallandırışı bir sultanlı narsa, artıkça narsalarını satkenden ki yeter. İslam'da sağlık yok. Bu insanlar kul kılışınız onu. Fakat medeni kullik. İlgari kullik bulardı açıkça. Lekin hazır şekli özgürlük. İnsan özü bilmeyen halette sistemeye devletke kul bulur. Dinleri zulmeden İslam'ın adaletine çıkarıştı genelde. Hazırım ümmet bu narsaya muhtaç. İnsanlar şu narsaya muhtaç. İnsaniyet özünü halı bilen güya ki feryat kılıyken yok şeydi ki bizi kutkarıyla. İnsaniyet çok iyi yaptı hal. O şey özünü özü asıp koyuyakkeller, o şey halı bile ait yaptı ki bizge yardım verirler. Özünü özü asıp koyuyakkeller, özünü ballarını çapıp meyde kılıp ahlat haneye teşeyyakkeller, ya özünü anasını öldürüyakkeller, her günü haberler de çıkar. Hak Rusya'ya bulsun, Garip'te bulsun, Şark'te bulsun, yani küfür alemide, küfür alemide insanların işte şunçalık vahşi gökyüzken ki, madde peres bugünden, mana şu işleri hazır kılıyordu. Şu işlerini özü kudu bir yardım soruyken bunlar. Bizde ahvalımızı gördürürsünler. Bizde yardım verirler. Demek ki çünkü nizam onları şu nefse düşe yaptırdı. Medya özünün tahsiliği onlarda ava gel. Yani televizyon görüldü, internet görüldü. Televizyon bile internet fahş getirdi. Mecbur yerteleften keçkece fahş iş kılardı. Fahş iş kıyandan ki bütün tanasıl keserliklerini hemen köpeğe getirdi. Nihayet de arttı. Hatta ki o şey 50. yıllarda yok, Reagan paydı diyen aytken, ahalini yarımdan köpü harbi hizmetke nalayık bu kaldı. Yarımdan köpü. Yarım yıkayan harbi hizmetke. Hemen o şey tanasıl keserlikler, hafızın. Speed'den tartıp, şimdi başka keserler hemen bu. İnsaniyet yardımcı çakırken o şey. Çünkü nizam, bana şu narsalarını koyup koyuyken, onları küçük ineligiden şu terbiye bilen terbiyeliydi. İnsanlar kullikti. Bu nizamdan çıkıp getirmeydi sistemeden. Ve televizyonda gördü, haberlere, televizyondaki her bir narsa, onları miyasını şekillendirdi. Televizyon onları yasiydi yani. Haklıgenece onları buradı. Haklıgendeki onları cinayetçi yapıldı. Körsetiliyetken, onları filmler, hamasi zulüm, vahşilik, manyaklar mana shu narsalardan iborat. Ya'ni o'ldirish bir-birini. Bu narsa insonga ta'sir qiladi. Hozir hamasi mana shu narsani mutaxassislar aytibdi. Bu narsa insonga ta'sir qiladi. Kichkina bola shu narsani ko'ravergandan keyin u ham unda ham shu narsaga bir qiziqish paydo bo'ladi. O'ldirishga, zulm qilishga va o'ldirish har xil turlariga, qiynab o'ldirish şunların hepsi batafsit görseltilerdi. Bu narsa örgütçiden farkı yok. Hatta örgütlerdi kandı yapılış. Kandı yapılıp bir onu oğurlayıp getiriş, bir kızı oğurlayıp getiriş mesela. Bunu ülkeye bağırıp, her narsanı kılıp filmde batafsit görseltir. Bunu körgün adam örgünün. Yani şu narsanı onlar örgütü yaptı. Özler bilmeyen hal etti. Maddedeki musabakı, madde yığış, madde cemleş, fahş. Bu narsalar hamasi qasddan xalqqa berilyapti va xalq shuni ichida xuddi qafasda qolganga o'xshaydi. Ularning miyasidagi zanjirni olib tashlaguningizcha da'vat qilganingiz foydasi yo'q. Miyasidagi zanjirni qanaqa qilib olinadi?
ularda üstüde turgan nizomni qulatish kerak. Ildizi bilan sug'urib otish kerak tarix axlatxonasini. Bu zanjir qilich bilan uziladi. Mana shu davlatlari ularning ustida turgan sistema chunki o'zini qurol bilan mudofa qiladi. Mana shunda ochiladi. Odamlarning zehnidagi zanjir ochiladi shunda. Quliflar ochiladi. Shunda sizni da'vatingizni keyin tushunadi mohiyati. Shuning uchun biz nima uchun yaratilganligimizni bilib olishimiz kerak. Maqsadimizni bilib olishimiz kerak. Biz bir joyda o'rnashib olib yashash uchun yaratilmaganmiz. Bir modda uchun yaratilmaganmiz. Biz xos bir vazifa bilan yuborilgan qavmimiz. Xos vazifa bilan yuborilgan bir ummatmiz. Shu vazifani bajarmasak, shuning uchun yashamasak, shuning uchun harakat qilmasak, bizni yashashimizdan foydasi bo'lmaydi. Boshqa ummatlar bilan bir xil bo'lib qolamiz, boshqa xalqlar bilan. Borimiz bilan yo'g'imizni farqi qolmay qoladi. Allohning nazdida qiymatimiz qolmaydi. O'sha vazifaga qaytishimiz kerak, o'sha g'oyaga, o'sha g'oya uchun yashashimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Ba'zilar masalan niyat qiladi, shu ishni qilishim kerak deydi. Ikki xil narsa bor-da insonda. Bir qilishim kerak degan narsa bor. Bu orzuga o'xshagan narsa. Qilishim kerak deymiz, harakat qilib qo'yamiz. Qisa bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ham zarari yo'q bo'lib o'tib ketaveradi. Lekin har bir insonda yana bitta narsa bor, bu standart deyiladi, qilishim shart degan narsa. Ya'ni ertaga ishga borishim shart. Xohlaymanmi yo'qmi? Chunki bormasam boshliq haydi. Bu shart. Bu sizning standartingiz, buni o'zgartira olmaysiz. Bu yerda ikkinchi ehtimol yo'q. Ya'ni bormasamchi degan ehtimol bo'lmaydi. Borishing shart. Mana shunaqa biz maqsadimizni qilishim kerak bo'limida emas, qilishim shart degan bo'limga qo'yishimiz kerak. Boshda ikkinchi ehtimol qolmasligi kerak. Agar qilmasam degan, yo'q, unaqa ehtimol yo'q. Qilishim shart degan bo'limga qo'yish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Bayhaqi rivoyat qiladi. Oldiga mushriklar kelib, aytishdiki, mol xohlasang mol beraylik. Mollarimiz to'plab, podshohlik xohlasang podshoh qilaylik. Amir bo'lishni istasang amir qilaylik o'zimizga. Lekin bu da'vatingni, bizni ilohlarimizni so'kishi, bu da'vatni qo'ygin. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni bersanglar, bu ishdan voz kechmayman. Yo Alloh bu ishni g'olib qiladi. Yoki men bu yo'lda halok bo'laman. Uchinchi ehtimolni qo'ymadi payg'ambarimiz. Uchinchi ehtimol bo'lishi mumkin emas. Yo shu maqsadga erishamiz, yo shu da'vatni g'olib qilamiz, yoki o'lamiz shu yo'lda. Mana shu qat'iy bo'lish kerak. Uchinchi ehtimoli bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo hammamizni himmatimizni baland qilsin. Hammamizga amal qilishni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.